Merhaba Gazete TV izleyenleri. Gün ortasının yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben sunucunuz Sude Şahin Göklü. Cumhurbaşkanlığı depremzedelere yeniden yapılacak olan konut ve iş yerleri için hibe vereceğini açıkladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen orta ve ağır hasarlı yapıların yerinde yeniden yapılması amacıyla hak sahiplerine kredi desteği ve hibe verilecek. Bunun yanı sıra hak sahibi olup kredi ve konut yardımından faydalananlara hibe ve kredi verilmeyecek. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan kıskaç operasyonunda 92 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen kıskaç operasyonunda 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Adana'da minibüsle çarpışan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre SA idaresindeki öğrenci taşıyan minibüsle Metin Kılıç yönetimindeki motosiklet Adnan Kahveci bulvarında çarpıştı. Motosikletten yola savrulan Kılıç ve kuzeni Mehmet Yılmaz ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kılıç ve Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü SA gözaltına alındı. Adana'da bulunan Antikacılar Çarşısı birçok esnafa ev sahipliği yapıyor. Nostaljinin yaşatıldığı bu çarşıda en çok ilgi çeken ürünler arasında antika saatler de yer alıyor. Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Antikacılar Çarşısı birçok nostaljik ürünü içerisinde barındırıyor. Bu ürünlerden bir tanesi de eski saatler. Yaklaşık 10 yıldır eski saatlerin tamir ve bakımını yapan Cumali Özdemir, antika saatlere sahip çıkıyor. Özdemir, zamanın akışını izlemek insana ayrı bir zevk veriyor. Onları yeniden hayata döndürdüğün zaman aslında eskileri yaşatıyorsun. Buna şahitlik etmek bambaşka bir duygu, dedi. Kaldırıma ve sokak ortasına park rezaleti bitmiyor. Birçok dikkatsiz sürücü kaldırıma araç park etmeye devam ediyor. Adana'da araçların kaldırım işgali sorunu hızla büyüyor. Kentin birçok yerinde kaldırımlar sorumsuz sürücüler nedeniyle kullanılamıyor. Yayaların yanı sıra tekerlekli sandalyeli vatandaşlar ve bebek arabasıyla kaldırımdan ilerleyen ebeveynler dikkatsiz sürücüler nedeniyle kaldırımdan inerek yoldan ilerlemek durumunda kalıyor. Fırat Kalkan bölgesinde 26 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı harekat bölgesindeki Dabık Üst bölgesine gerçekleştirilen terör saldırısına Mehmetçik tarafından güçlü şekilde karşılık verildi. Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen atışlarda 26 terörist etkisiz hale getirildi. Günün öne çıkan manşetleriyle karşınızda olduk. Bir sonraki gün ortası programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.